Herkese merhabalar, Ultimate Team'in 100. bölümüyle karşınızdayım. Dile kolay, tam 100 bölüm oldu. Aslında daha da fazla olabilirdi ama son zamanlarda pek video atamıyorum, çalışıyorum. O yüzden pek vakit de bulamıyorum aslında ama bundan sonra daha sık video atmaya çalışacağım. Bu bölümde ufak bir paket açılışı yapacağız. Mağazada şu anda 17 tane paketimiz var. Future Stars'ın ikinci takımı da paketlerde, güzel oyuncular var. Bakalım, belki bir şeyler çıkartabiliriz. Division Rivals ve FUT Champions ödüllerimiz var ama zaten FUT Champions'ta 4 galibiyet bırakmıştım. Yani o kadar oynayabilmiştim. Division Rivals'ta da zaten videoda gördüğünüz maçları yapmıştım. Oradan da herhalde bir derece 4 falan olmuşuzdur. O paketlerde eklenince herhalde bir 20-25 tane falan paket olur. Şimdi ödüllerimizi alıp videoya geçelim. Evet, ilk önce Rivals ödülümüzü alalım. Kaç bitirdik acaba? 5 de olabilir. 4 de olabilir. Nadir altın gümüş oyuncu paketi veriyor. Satılamaz alalım. Zaten kulüp bomboş şu anda. O yüzden satılamaz almakta bence zarar yok. Aynen, derece 4 bitirmişiz. Tamam. O 2 mega paket de var. Güzel. Ben mega paketi görmedim. FUT Champions ödülümüzü de alalım. Evet. Ney bu? Bronz 1 mi? Güzel. 7,5K aldık. Bir tane de Premium Altın Oyuncu paketi. Güzel. 5 tane daha paket eklendi. 22 tane paket oldu. Onları şimdi tek tek açalım. Onu açmadan önce gerçi bir SPC'lere bakalım. Ya yani güzel oyuncular var. El Şaravi geldi. Bak, bu El Şaravi'yi yapmam lazım benim. Yani bir şekilde yapmam lazım. Bugünkü paket açılışına bağlı her şey. Bunu bu arada yapamıyorum. Yani yok. Ben size göstereyim. Kulübü göstereyim yani. Hiçbir şey kalmadı. Denedim. Yani elimdeki tek yüksek reytingli oyuncular bunlar. Onun dışında hiçbir şey yok. Oyuncuların hepsini SPC'leri yapabilmek için sattım. Bunlar kiralık zaten. Walker, Varan takımda. Bunlar da takımda. Mendy ile Areola. Onun dışında zaten 82'lere geçiyor. Altın bile yok. Yani hepsi şey, özel kart. Altınların hepsini kullandım. Sonra da zaten gördüğünüz gibi direkt şeylere geçiyor. Yani burada bir iki tane var. Sonra da zaten direkt gümüşlere geçiyor. Bunların çoğu da satılamaz zaten. Çünkü satılabilecek olan her şeyi sattım. Sadece bronz oyuncular kaldı satılabilir. Bronzların da nadirlerini de sattım hatta. O yüzden bunu yapamıyorum. Zaten 120K falandı. Yani bunu yapamam. Zaten bir şey çıkmayacak. Ha, bize bir şey çıkmıyor ki. Ne diyor? Kural tanımayan RTTF rekormen yok ya, bize gelmez. Bize gelmez. Yapmak istiyordum aslında. Bilmiyorum, belki paket açılışından sonra iyi bir oyuncu çıkartırsak bayağı bir yapmak istiyorum ama şu El Şaravi ya, bu adam inanılmaz olmuş ya. Hani Ribery'nin, yani Ribery yerine bence bu ya. Orta falan olması hiç umurumda değil. Gayet iyi kart. Ya dayanıklılığı iyi, kafa vuruşu bile var yani. Zaten çeviklik, dengeye şey demiyorum. Tam benlik. Bitiriciliği iyi kanat için. Pası iyi gibi. İyi. Buna bir şey basılır. Buna bir Deda'yla bu uçar. Güzel kart ya. Güzel kart olmuş. Yani Ribery'i yapacağınıza bunu yapın. Çok daha iyi. Orta ikonu da zaten bitiyor. Yapamayacağız. İkonlardan bayağı bir süre uzak durmayı düşünüyorum. Bunlar var. Bilmiyorum. Ya çok yapılmasını önermiyorum. Todibo geldi. Todibo da çok iyi bir kart değil ya. Yani yapılmaz bence. Yani statları iyi. Defansifi de iyi. Fizikseli de iyi. Driblingi de iyi. Yani 1.90'a göre bu arada harikaymış driblingi. Ben onu şu anda fark ettim. 1.90 bir oyuncunun böyle dribling yapabilmesi yani iyi dönüyordur. O yüzden defansta bu Shadow'la çok iyi iş yapar. Ama bence yine de gerek yok ya. Ne istiyor? 83-85. Yani yapılabilir de yapılmaz da, bence yapılmaması lazım. Bu adamın şu kartı, CM kartı inanılmaz. Bayağı iyi. Yani düşük bütçeli Hulit gibi bir şey. Ama tabii ki çok pahalı. 420K'ydı en son. Ribery, yani bu Ribery El Sharavi'den kesinlikle daha iyi değil. Daha kötü de değil. İkisi de bence aynı kart. Yani Ribery tabi 5-5 ama bence bu da orta orta. Kesinlikle El Şaravi ya, yok. Kesinlikle El Şaravi. Yapacaksanız onu yapın. Ben düşünüyorum yapmayı. 5 skill'i var çünkü. Onun dışında zaten başka bir şey yok. Evet, şöyle bir paketlere bakalım. Güzel paketlerimiz var. Mega paketler var. Evet, bayağı bir şu şeylerle başlayalım. 75 rating nadir oyuncuyla başlayalım. Bakalım, iyi şeylere ihtiyacımız var ya. Kulüpte çünkü hiçbir şey kalmadı. Vallahi hiçbir şey kalmadı kulüpte. Bundan da bir şey gelmeyecek büyük ihtimal.
Bu 75 artı ratingden ben daha iyi bir şey çıktığını görmedim. Zaten görevlerden geliyor yani, ben özellikle almıyorum. Sezon görevlerinden otomatik olarak geliyor. Oralara da bu paketleri koymaları çok saçma. Yani bari normal şu premium altın paketinden koyun, daha iyi. Evet, şimdi bununla devam edelim. Evet, nadir oyuncu bile çıkmadı. Maximovic. Jumbo altın paketi. Aa, walkout. Şaka mı? Son geldi. Satılabilir, güzel. Ya yani inşallah satılabilirdir. Gerçi son da çok para etmiyor da. Güzel yine ya, 87. Belki şey yaparım. Yani food party çantasını yaparım. Belki. Satılabilir, ne kadar? Güzel. Güzel. Gayet iyi. Güzel, walkout gelmesi güzel. Jumbo Premium altın paketi. Board geldi. İspanya, sağ bek, Barcelona, Sergi Roberto. Güzel. Altın oyuncu paketi. Güzel, birkaç tane daha walkout çıkarsa iyi bir paket açılışı olacak. Yani walkout görmemeye o kadar alışmışız ki artık. 22, 20, kaçtı? 22 tane paket vardı aynen. Hani 2-3 tane walkout çıkarsa iyi olur diyoruz. Bunu şey yapalım ya. Bu arada bronzları da görüyorsunuz. Bunu direkt satalım. Kulüpte artık hiçbir şey kalmadı. Görevleri yapamıyordum. Dedim yani oyuncuları satayım bari. Onların da bazıları 5-5500'e falan gitti. Yani aklınızda olsun. Kulübünüzdeki nadir bronzlara arada bir bakın. Onları satılığa koyun. Aynı şekilde gümüşler için de geçerli. Hangisini açalım? Şunu açalım. Küçük nadir altın oyuncu paketi. Walkout mu? Yok. Board. Şampiyonlar Ligi. 75 bile olabilir. Buffon mu? Aynen. Buffon. Güzel. Tamam, güzel paketler var. Sırayla devam edelim. Premium altın oyuncu paketi. Hadi. Walkout. Hiçbir şey gelmedi. Şu premium altın oyuncu paketinden ben daha bir kere bir şey çıktığını görmedim ya. Oyun başında çok metaydı. Hala da iyi bir kart gerçi. Güzel, kulübümüz dolsun. Hiç oyuncu kalmadı. En azından SPC'leri falan yaparız. Nadir altın paketini açalım. Bir tane satılamaz şöyle güzel bir şey çıkarsaydık. Future Star falan. Tövbe estağfurullah. Hiç beklemiyordum. Birden çıkınca karşıma tepki veremedim. Nadir altın paketi yine. Bunlar satılamazmış. Bunlar nereden geldik? Board geldi. Brezilya. Stoper. Chelsea. Thiago Silva. Güzel. Güzel. Yaparız herhalde bu arada. Şey, parti çantasını yaparız. 84 istiyor. Bir de rating şeyi de, kimyayı da fazla istiyor. Vardy, Son, şu anda Thiago Silva, güzel. İngiltere'den büyük bir ihtimal halledebiliriz gibi. Nadir karışık oyuncu paketlerini açalım. Çünkü 4 tane altın var içinde. Aynen. Board aldık. Meksika. Carlos Vela. Aynen. Bunların mesela bazılarını kontrol edin. Yani iyilik, İyi uyruklara bakın. Mesela Almanya birden. Bir bakalım. Gerçi kaleci çok para etmez. Aynen. Ama yine de görüyorsunuz yani 800 falan. Bazı altın oyunculardan daha fazlaya gidiyor. Genelde bekler falan pahalıya gidiyor. Sol kanat, sağ kanatlar, MEO'lar. Bunlar hep pahalıya gidiyor. Onlara arada bir bakmanız sizin faydanıza olur. Bir anda böyle paraya sıkıştığınız durumda böyle 6-7K'ya falan satabilirsiniz. O yüzden zaten yapıyorlar ya bronz paket metodu diye. Çok kar ettiriyor yani. Bender geldi. Premium karışık oyuncu paketini açalım. 3 tane nadir varmış. Evet, bir şey bulamadık mı yoksa o bug'lı kart mı? Hayır. Nadir olmayan gelmiş.
Ya oyuna vakit ayırmak gerekiyor. Oyunu oynamak gerekiyor. Şimdi ben kaç haftadır Weekend League oynamıyorum. O yüzden Perşembe günleri bir para da gelmiyor. Hani en kötü 17 yapıyorduk. Oradan zaten bir 45K geliyordu. Bir şekilde onunla döndürüyordum. Ama oynamayınca gerçekten kadronuz gelişmiyor. Vakit ayırmak lazım. Ben bu aralarda çok onu yapamıyorum ama yapacağım. Biraz daha vakit ayırmam gerekiyor. Mega paketler var. Tamam, şu 6 tane nadir olanları açalım. Yani sizler de bazen soruyorsunuz hani ne yapmam lazım, yeni başladım falan, kadroyu geliştirmem için ne yapmam lazım diye. Bol bol oyunu oynamanız lazım. Özellikle yeni başlayanların Squad Battles olsun, Division Rivals olsun, bütün modları oynamanız gerekiyor. Squad Battles'ta belli bir şey yapıp ödül alıp oradan sonra hani Division Rivals'a bir kadro kurup Rivals girip oradan da artık FUT Champions'a katılmanız gerekiyor. FUT Champions'a katılıp zaten 11 galibiyet aldığınız sürece her hafta otomatik olarak katılıyorsunuz. Zaten 11 galibiyet almasanız bile atıyorum 8 galibiyet aldınız. 1500 Rivals FUT Champions puanı veriyor. Zaten bir Division Rivals'ta da derece 2-3 bitirdiğiniz zaman 500 de oradan geliyor. Direkt katılırsınız Champions'a. 2000'i doldurursunuz. Ama önemli olan FUT Champions'ı her hafta oynamak. Çünkü FUT Champions'ı her hafta oynayınca zaten otomatik olarak Division Rivals'ı da oynamış oluyorsunuz. Oradan direkt ödülleri alıyorsunuz. O Pazo geldi. Bakalım arkası olabilir mi? Arkası olamaz. Aynen. Gelen canlı SBC'lerini kaçırmayın. Yani yapın. Bazen satılamaz paket veriyor, bazen satılabilir veriyor. Ama hepsini yapmaya çalışın. Özellikle mesela ben Perşembe çekiyorum bu videoyu. Akşamına saat 9'da Marquee Matchups gelecek. Büyük karşılaşmalar. Onları yapın. İyi paketler veriyor. Bazen satılabilir veriyor, bazen satılamaz veriyor ama mümkün olduğunca yapmaya çalışın. Yani oyunda iyi kadroya sahip olabilmek için. Bu ne kadar bu arada? Yok, çok para etmiyor. Oyunda dediğim gibi iyi bir kadroya sahip olabilmek için sürekli paket açmanız lazım. Yani paket açmazsanız oyuncu çıkaramazsınız. O yüzden paket açmak için mümkün olan her yolu denemeniz lazım. Bu SPC'ler olsun, işte ödüller olsun falan. Gerekirse bu görevler bölümündeki paket ödülleri olsun, onları bile yapmanız gerekiyor. Güzel bir kadroya ulaşabilmek için. Ama işte bu da vakit. Yani kimse oyunu o kadar oynamak istemiyor. Çünkü bu oyun gerçekten o kadar oynanmayı hak etmiyor. Pavlenka. Daha bir tane walkout aldık ya. Kaç tane paket açtık? Dur bakalım, belki megalardan bir şey gelir. Ha, biri mesela Instagram'dan atmış, 86 yükseltme yapmış ya. 3 tane 86 vermiş ya. Vallahi insaf yani. O kadar kart veriyorsunuz, biriktiriyorsunuz falan, 3 tane 86 veriyor. Yazık. Yani ödül sistemi çok kötü ya oyunun. Kaç tane? İki tanesi satılabilir, iki tanesi satılamaz olması lazım. Bakalım. İki tanesini az önce Division Rivals'tan aldık çünkü. Evet, hiçbir şey gelmedi. Umarım satılamazdır. Marlos. 81-82'de kaldık ya. Bir Thiago Silva çıktı, bir de Son çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Satılabilir tabii ki. Çok iyi. Bunun artık satılamaz olması lazım. Board. Lan bir tane Future Star görelim be. Leva. 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 Leva geldi. Güzel. Bayağı iyi. 91. Satılabilir. Güzel. Ne kadar? İyi. İyi. Güzel. Yani en azından iyi walkout'lar çıkardık. Şey yapabiliyorum şu anda. Parayla hiç yapmak istemiyorum ama bilmiyorum. Ya parti çantasını gerçekten ben yapmak istemiyorum ya. Bu ikisi satılamaz şimdi. Hadi bakalım. Board. Walkout. Ne board'u? Future Star geldi. Geldi, geldi, geldi. Kim bu? Sol bek değil mi bu? İspanyalı. Güzel. Güzel. Ya bari oğlum satılabilir gel ya. Güzel. En azından geldi yani. Hareketlere bak. Ne kadarmış? Lütfen. Ha, iyi. Tamam. Bu arada fena kart değil. Gerçekten fena kart değil. 1.75 yüksek orta. Hücumcu bir bek. Orta açması gayet iyi. Kısa pası iyi. Driblingi bayağı iyi. Çeviklik dengesi güzel.
Defansifi de iyi. Gayet iyi. Fizikseli de iyi. Bu iyi bir kart. Ama işte kimle bağlarsın? Yani kimseye strong'lik vermiyor. Bir şey vermiyor. Villarreal'den iyi bir oyuncu yok takıma koyabileceğimiz. Ama bir şekilde hani full İspanya kadroları için çok güzel bir sol bek. Evet, son paketimiz. Bir tane Future Star çıkardık en azından. Görmemiş olmadık. Evet, buradan hiçbir şey gelmedi. Arkası olabilir mi bunun? Olabilir. Muslera geldi. Güzel. Güzel bir paket açılışı oldu bence. Bence gayet güzel oldu. Ah, al işte. Dediğim olay. Ne satılmış diye gireyim dedim. Ah, 10.000'e gitti. Yani bunlara bakın ya. Kesinlikle bakın bunlara. Mesela yüksek teklif var mı? Bakıyorum. Çünkü lig SPC'leri falan var. Hani onları yapanlar bayağı bunlara para veriyor. Çünkü başka adam bulamıyor. Mecbur koyması lazım. Başka şu anda bir şey yok. Ama gördünüz yani 10.000'e gitti. Deneyin mutlaka bakın. Kulübünüze bakın. Gümüş nadir, bronz nadir. Normalleri de oluyor. Bakın direkt 10.000'e gitti. Neymiş mesela, bir dakika. Sürekli gir çık yaptık. Adama hiç bakmadık. Fransa 2'den. Garip. Bu adamı niye alsınlar ki? Hadi Fransa 1 olsa neyse de. Yanlışlıkla aldılar herhalde. Yani yanlışlıkla bile alabiliyorlar. Koyun yani. Güzel. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoları beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Çünkü sizlerin desteğini ve videolara olan ilginizi gördükçe benim de video çekmeye olan isteğim artıyor. O yüzden kanala abone olup videoları beğenmeniz benim için gerçekten önemli. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.